bugünkü şölenimize gelen değerli misafirler, sizleri Ceyhanlı Köyü Dernek Yönetimi adına, Ceyhanlı Köylüler adına, şahsım adına, dernek başkanımız adına bu şölenimize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Ceyhanlı Köyü, Celemedin Yaylası'nın eteğinde ufak bir köy. Belki ismi bile haritada son teknoloji gelişince görülmeye başladı. Zamanında yerel yönetimlerden birisinin orası nerede diye sorduğu bir köy. Ama 20 milyon bir İstanbul'da bugün şu coşkuyu gördüğünüz zaman, şu kalabalığı buraya toplayabildiyse, Ceyhanlı Köyü büyük bir köy. Bir daha bir alkış istiyorum. Evet değerli misafirler, değerli konuklar, öncelikle kendimi de tanıtayım. Hepiniz tanıyorsunuz ama bazı gençlerimiz birbirimizi tanımıyoruz. İşte derneklerin ve toplumsal etkinliklerin amacı da birbirleriyle dostluk bağlarının bütün bir şekilde unutulmaması. Bendeniz yine Ceyhanlı Köyü'nden, Bolatlışehir Mahallesi'nden, lakabıyla söylüyorum, Korahmedin oğlu Asgül Bolatlı. Ayrıca Ceyhanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yönetim kurulunda Halkla İlişkiler bölümünde görev yapmaya çalışıyorum. Sizlerin verdiği destekle en güzel bir şekilde derneğimizi aldığımız, daha önceki aldığımız emektar abilerimizden, dernek yönetiminden geleceğe taşımak için canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Bunları size şimdiden söz veriyoruz. Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Dedik. Gönül işi bu gönüle evet dediğimiz zaman da mecburiyet işine dönüyor. Gecesini gündüzüne katarak derneğimizi İstanbul gibi metropol bir kentte buralara getiren, baştan 2009 yılında dernek kurucu üyelerimize, yine bu zamana kadar dernek yönetimde görev alan eski başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve bundan sonra da devam eden yine yeni başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarıma ve sizlere verdiğiniz olduğunuz bir büyük destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda programımızın akışını söyleyeceğim. Birazdan dernek başkanımız sizlere selamlama konuşmasını yapacak. Akabinde yönetimdeki arkadaşlarımızı tanıtacağız. Sizin güvendiğiniz, sizin onlara destek verdiğiniz, onları cesaretlendirdiğiniz arkadaşları sizlere tanıtacağız. Dernek sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir menfaat gözetmeksizin yapılan bir görevdir. Ama bunların daha ilerlere hızlı bir şekilde ilerlemesi de sizlerin büyük destekleriyle, katkılarıyla oluyor. Bunu bir kere daha bugün burada gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, yine aramızda Meyvalı Dernek Başkanı Senay Çayıroğlu, Başkan Yardımcısı Salih Yükselver, onlara da bir hoş geldiniz diyorum. Meyvalı Köyü biliyorsunuz eskiden bizimle beraber iç içe bir köydük, Meyvalı Köyü yönetimindeki arkadaşları da alalım buraya doğru. Daha iç içeyi burada bir dernek kurdular. Şimdiden onlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah tamamını erdirsin diyorum. İnşallah onlar da en güzel bir şekilde Meyvalı'yı temsil edecekler. Başkanımız yine mütevaziliğini her zaman gösterdiği gibi gösteriyor. Ben diyor çünkü onların temelinden devam ediyorum. Evet. Derneğimizin kuruluşundan bu yana, kuruluş aşamasında da büyük emek sarf eden derneğimizin ilk başkanı, genel başkanı Sayın Selahattin Bolatlı'yı buraya çağırıyoruz. Sayın Selahattin Bolatlı. Yine Selahattin abiden görevi devralıp gecesini gündüzüne katarak
Nizamettin Başkanımıza kadar bu görevi sağlıklı bir şekilde yürüten Turan Altınoğlu'nu da buraya çağıralım. Kuvvetli alkışlarınızla. Evet. Yine dernek başkanımızı da alalım buraya. Evet, buraya çıkalım. Daha yeni başladı Selahattin abi, dur. Dayı biraz ses aç ya, arka taraftan duyulmuyorum. Evet. Dernek yönetimdeki arkadaşlarım, lütfen siz de gelin buraya. Kenan Altınoğlu, Durmuş Altınoğlu, Murat Soysal, evet ağamız nerede ağamız? Gerçekten ağamıza kuvvetli bir alkış alalım. Hem derneğimizin yönetiminde hem canla başla, dün akşamdan beri çalışıyor. Gerçekten teşekkür ediyoruz emeğine. Mustafa Altınoğlu, Şükrü Çamoğlu, Saadettin Altınoğlu, Azmi Altınoğlu, arkadaşlarım neredesiniz? Evet Ali abi, Ali Altınoğlu. Bugün dernek yöneticileri saklanıyor mu? Aslında bugün burada gövde gösterisi yapmaları lazım ki onların. Bugün bak sizleri buraya getirdik. Sizlere ne güzel bu havada bir iş öğrenci düzenledik diye burada olmaları gerekirken saklanıyorlar. Evet Ali abi nerede Ali abi? Evet değerli Ceyhanlı Köylüler, Ceyhanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni bugünlere getiren bu arkadaşlarımıza kuvvetli bir alkış alalım lütfen. Kuvvetli bir alkış. Ben yıllardan beri Ceyhanlı Köyü Derneği'nin yönetiminde görev var uğraştılar. Şimdi dedim ki bu yük ağır bir yük. Taşıyamazsam üzülürüm. O yüzden ya uğraşmayı falan, en sonunda başkan dedi ki Ceyhanlı Köyü seni yönetimde istiyor. Ben de dedim ki o zaman hani dedim ya sponsorumu açıklayacağım. Mutlaka dediler bizimle beraber olman istiyorlar. Ben de dedim ki çok konuşuyorum o yüzdendir. Boş konuşuyorum belki de. Evet. Başkanım, benim sponsorum Ceyhanlı Köyü halkı. Tamamı benim bugün sponsorum. Bana bakın. Eğer beni başkana ucuza satarsanız vallahi billahi kırılırım size. Siz bugün beni ucuza satmayın. Gece gündüz 24 saat emrinizdeyim. Ne zaman ararsanız yanınızdayım. Ne isterseniz sizinle beraberim, sizinle beraberim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Dedim ya, dernekler tek başına 10 kişiyle, 11 kişiyle, 20 kişiyle yürütülmüyor. 300-500 kişiyle yürütülüyor. Bunları da nasıl yürütülüyor? Desteklerle yürütülüyor. Kurumsal faaliyetlerle yürütülüyor. Maddi kaynaklarla yürütülüyor. Birazdan zaten bu yönetim kurulu arkadaşlarımı buraya gönderdikten sonra sponsorlara söyleyeyim, onları da teker teker bir platforma çıkaracağım. Ayrı bir şekilde çıkaracağım onları. Sonra ayrıca da hatıra fotoğrafı çekineceğiz. Onları ayrı bir şekilde bu platforma alacağım. Bu değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı kuvvetli bir alkışla alıyoruz. Ben şöyle bir şey daha istedim aslında. Ama zamanı çalmak istemiyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılı olmasının arkasında hani lakabendeyiz ya, İçişleri Bakanları var. Aslında onları da buraya teker teker çıkacaktım ben, hanımları. Ama fazla zaman almayıp diye, belki de istirham etmezler diye onu sizlere şeyine bıraktım. Eğer çıkart diyorsanız teker teker hanımefendileri buraya çağıracağım. Sevgili Ceyhanlılar, sevgili Meyvalılar, sevgili Akınköylüler ve diğer dışarıdan gelen tüm tanıdık, eş, dost ve akrabalar. Hepiniz derneğimizin düzenlemiş olduğu bu birlik ve dayanışma gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Ceyhanlılar, sevgili misafirler, bugün şunu gördüm ki ben hava yağdığı için biraz tereddüdüm vardı ama çok şükür. Demek ki hava yağmasaydı buraya sığmayacaktık. Bu gurur bize yeter. Hepinizden Allah razı olsun. Ben DNA'nızı takip ettiğiniz için, DNA'nıza sahip çıktığınız için Allah sizden razı olsun diyorum.
Bu ne yaparsak size azdır. İnşallah daha büyük başarılar gelecektir. Hep dernek yönetimindeki arkadaşlarımla beraber. Onun için fazla zaman çalmayayım diye tekrar size teşekkür ediyorum. Bu arada Amasya Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Bolat da abimize de teşekkür ediyorum, müdürüme. Kaç bin kilometre yoldan geldiği için. Şu Sayın Ceyhanlar, şu tabelaya iyi bakmanızı rica ediyorum. Bu Ceyhanlı'nın gururudur arkadaşlar. Bu Ceyhanlı'ya güvendir. Bu Ceyhanlı Derneği'ne güvendir. Burada Ceyhanlı'lı iş adamlarımız, kardeşlerimiz olduğu gibi dışarıdan arkadaşlarımız da var. Ben bunlara minnettarım. Sizin adınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizimle birlikte oldukları için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada 1500 kilometre yol kat edip gelen Ceyhanlı muhtarımızı unutmak mümkün değil. Muhtarımızı zaten sahneye alacağım. Muhtarım, sizi de şöyle alalım. Eğlenceniz bol olsun. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, başkan bu konuda uyanık. Muhtarı unutmuyor. Çünkü bir ayağı Ceyhanlı köyünde. Oraya vardığı zaman başkan muhtarı unutamaz. Evet, başkanımın da dediği gibi 1500 kilometre, 1000 kilometre diyeyim, gidiş geliş 2000 kilometre yoldan bugün bizlerin aramızda gelip İstanbul'da da Ceyhanlı'nın durumu nasıldır? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Birlikteler mi? Beraberler mi? Onları görmek için gelen muhtarımıza da kuvvetli bir alkışlara hoş geldin diyoruz. Şimdi muhtarla fazla yakınlaşmıyorum. Gelecek seçimlerde niyetim var. O yüzden bana biraz kel davranıyor ya, ama korkmasın. Var mı? Sen o taraftan mısın, bu taraftan mısın? Sen aşçı, yemek yanacak. Yemek, yemeğe bak. Evet. Muhtarımıza hoş geldin diyoruz. Muhtarımın duygu ve düşüncelerini alacağız. Sizlere belki söyleyecekleri vardır. Ceyhanlı köyden bol bol oksijen getirmiştir. Belki onları size nefesiyle, duygularıyla aktaracaktır. Hepiniz sıla hasretiyle yanıyoruz. Sıla özlemiyle yanıyoruz. İnşallah bir dahaki pikniklerimizi, başkanımızın bir sözleri vardı. İlerleyen saatlerde söyleyeceğim. Tam netice alırsam inşallah bir dahaki pikniğimizi Ceyhanlı köyünün Celenbedin Yaylası'nın tepesinde niye yapmayalım? İnşallah. Akışı bol yapın. Belki cesaretlendiririz. Biraz daha. Evet. Başkan, hiç kurtuluşun yok. Bir muhtar. İyi günler diler. Sizlere sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizlerin karşısında heyecanlanmamak halde değil. Sakarya'dan Tekirdağ'a kadar İstanbul. Ordu'dan Tekirdağ'a kadar İstanbul. Tekrar buraya kadar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Merhabalar. Sevgili muhtarım hoş geldi, sefalar getirdi. Onu gördük, Ceyhanlı'yı görmüş gibi olduk değerli misafirlerimiz. Biz Haskül kardeşim Celemedin Yaylası'nda diyor. Evet, bizim bu seneki İstanbul'daki bu pikniğimiz son inşallah. Bundan sonraki niyetimiz Celemedin Yaylası. Bunu TV52'nin stüdyolarında söz vermiştik. Zeki Salman kardeşim biliyor. O da kendisi birazdan burada olacak. Burada en büyük iş derneğe düştüğü kadar Sayın Muhtarıma da düşüyor. Onun için muhtarıma buradan hazırlıklara şimdiden başlamasını tavsiye ediyorum Sayın Muhtarım. Evet, biz Ceyhanlı köyünden çıktık İstanbul'a, Sakarya'ya, Bursa'ya, Konya, Antalya, Edirne'den Kars'a kadar dağıldık. Yine köyümüzden yetişip çeşitli kurum ve kuruluşlarda, çeşitli mevki ve makamlarda görev yapan çok değerlerimiz var. Her zaman diyoruz ki biz sizlerle onur duyuyoruz, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler de bizleri gururlandırmak için
lütfen bizim mutlu günümüzde, coşkulu günümüzde ve üzüntülü günümüzde yanımızda olun. Bizimle bir olun, beraber olun diye düşünüyorum. Yine bugün o değerlerden birisi Sayın Amasya Emniyet Müdür Yardımcımız, emekli Emniyet Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Bolatlı'yı da bir sahneye alalım. Köyümüze yetişmiş bu değerli büyüğümüzü sizlerle tanıtalım. Mustafa Bey'i sahneye davet ediyoruz. Ceyhanlı'yı Ceyhanlı yapıp her yerde temsil etmesine vesile olan işte bu arkadaşlarımız. Kimisi maddi olanaklarıyla, kimisi bizleri çoğu yerlerde temsil eden, çeşitli makamlarda temsil eden Sayın Emniyet Müdürüm gibi yetiştirmiş olduğumuz değerler. Onlara kuvvetli bir alkış alalım lütfen. Ben sözümle, çenemle yapabildiğim kadarını yapabiliyorum. TV52'ye gittiğim zaman, tabinizin tanıdığı zamansız Mehmet abi bana dedi ki Ceyhanlı TV kuracağım. Ne diyor lan sen dedi, kuramazsın. Kur dedi, ben destekçiyim. Hiçbir güç diğer bir gücün önünü kesmez. O yüzden Mehmet abiye de buradan selamlar olsun. TV52 de aramızda bugün. Ona da hoş geldin diyoruz, kameraman arkadaşımıza. Evet, yine aramızda Orta Bölge Dernek Başkanımız Sayın Şükrü Filiz katılmışlar. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Dernek yönetimini de aynı şekilde alkışlıyoruz. Beraber gelmişler. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde plaketlerimizi sırayla verelim. Evet, Sayın Saniye Çelen'in plakatını yine ağamız eşine versin. Ceyhanlı Köyü'ne hizmetlerinden dolayı hem hanımıyla hem kendisi olarak gerçekten büyük hizmetleri oldu. Onun için kutluyoruz. Bir insanın eşiyle beraber temsil edilmesi kadar büyük bir şey yoktur. İkisini de sizlerin huzurunda kutluyoruz. Kuvvetli bir alkış istiyoruz lütfen. Evet. Evet, plaket alan arkadaşlarımızı alalım aşağıya. Evet. Sayın Emekli Emniyet Müdürümüzün plaketini de yine aramıza katılan Orta Bölge Dernek Başkanımız Sayın Şükrü Filiz Beyefendi takdim etsinler. Çünkü onlar yöneticiler, yöneticilerin değerlerini ve kıymetlerini daha iyi bilirler. Evet, samimiyetin fotoğrafı bu olsa gerek. Evet, evet. Evet, yine Sayın Dernek Başkanımızın eşinin plaketini de yine başkanımız versin. Ya yakma baba. Ben yenge sana kız. Kuvvetli bir alkış alalım. Evet. Her başarılı bir erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Bu gücünüzü bizden esirgemeyip bize olan desteklerinizden dolayı şükranlarımızı sunarız. Dernek Başkanı Zahmettin Altınoğlu. Görüyor musunuz? Size hizmet etmek için yengeden izin almaya ve plaket vermek derecesine kadar inmiş. Helal olsun başkanım. Evet. Hasan bu. Evet. Sayın Hasan Bolat da yine sponsorumuzun plaketini de Emniyet Müdürümüz takdim etsin. Hasan Bolatlı'ya plakat vermek için iki kelime etmekte fayda görüyorum. Hasan Bolatlı'yı herhalde tam neticesiyle tanımıyorsunuz. Biraz önce Haskül'ün dediği gibi ben Kör Ahmet'in oğluyum diye hitap etmişti. Bizim orada tabii ki takma isimler çoktur. Aslında hoşgörüye gönlünüze sığınarak Çopboy'un Ali'nin ikiz oğullarından birisi Hasan Bolatlı. Aynı zamanda bizlerin de amca çocukları, amca zadeyiz. Buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. İki gün önce de görüşmüştük, geleceğini söylemişti. Bizi onurlandırdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Yine sponsorumuza da teşekkür ediyoruz.
yaz geldi. Yazın evler biliyorsunuz sıcak. Durmak mümkün değil. Pencereyi açıyoruz, kapıyı açıyoruz. Oh, çocuk ceyranda kaldı. Yok, üşüdüm. Hanım diyor kapat dondum, eve toz doldu. Bizleri bu dertten kurtaran ve her zaman bizim ısındığımız zaman, ateşimizin yükseldiği zaman bizlere dört elle koşan genç bir iş adamı kardeşimiz Atakan Çeleloğlu'na kuvvetli bir alkış alalım. Ne zaman telefon etsek, geçen gün aradım. Askur abi dedi, ben sana biraz sonra dönerim. Üç gün sonra döndü. Diyor ki, o anda telefonlar geldi, hangisiydi diye karıştırdım. Bugün bunun cezasını keserim ben. Evet, Atakan kardeşimizin plaketini de başkan versin. Evet başkanım. Yorulsun. Başkan bugün yorulacak. Her gün yorulacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili Ceyhanlar, bizim diğer köyler gibi fazla iş adamımız yok. Ama yürekli iş adamlarımız var. Bunlardan birisi Atakan kardeşimiz yani. Allah razı olsun. Cemil olsun, Alaaddin olsun, Turan olsun, Ali kardeşimiz olsun, Maranoz. Bana her aradığımda ne lazımsa başkan bize sormana gerek yok diyorlar. Allah razı olsun diyorum. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bunlar bizim gururumuz. Allah bunlara bol kazanç versin ki bunlar da bize. Teşekkür ediyorum kendilerine. Biz de güzel heveslerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten köyümüz adına güzel adımlar atıyor, devam ediyor. Biz de gücümüz olduğu sürece başkanımın yanındayız. Evet Atakan kardeşim, ben teşekkür ediyoruz gerçekten vefalı ve cömertliğinden dolayı. Evet Sayın Turan Altınoğlu. Şimdi yaz da geldi, her zaman diyorum köyden kente. Evet onun plaketinde turizm adına Turan Altınoğlu plaketinde yine Ceyhanlı Köyü muhtarımız Şükrü Altınoğlu versin. Evet teşekkür ediyoruz. Turan Altınoğlu'nu uğurluyoruz yerine. Ayakkabı malzemeleri Cemil Bolat'tı. Onun plaketini ben vereceğim. Beni işten kovdu ama tazminatımı aldım çok şükür. O konuda bir problemim yok. Hepsini verdin miydi Sayın Patronum? He? Aldı mı acaba ya? Bir verdim verdim. Yasemin. Bunda benim bir hesap mesap kalmışsa bir git kontrol et, ona göre alırız. Tamam. Evet. Kime kime söylüyorsun Askül abi? Bunlar orak bacaklar. Bravo. Ben babayı kızına, kızını babasına şikayet ediyorum ki onlar birbirinin canını daha fazla yakar, daha fazla sever. Evet Cemil Bey'e de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Atakan kardeşimiz gibi biz zaten 3 tane bir ayak kurmuşuz, 4 tane. O ayak üzerinden gidiyoruz. Ayakları çoğaltmamız lazım. Çatalları o zaman çoğaltmamız abi, lazım. Tam tezahürat yapıyordum, sesim. Bugün burada bizim yiyeceğimiz etlerin sponsoru var. Piknik kararı aldığımızda konuşurken kendisi meyvallı ama benim yani kasap. Dedi ki başkanım etler benden dedi. Ne kadar vereceksin dedim. Ne kadar lazımsa dedi ben vereceğim dedi. Salih Yüksel kardeşimizi alkışlamanızı istiyorum. Meyvalı Köyü Dernek Yönetimi'nin aynı zamanda. Ve plaketini vermek üzere Meyvalı Dernek Başkanı Selahi Çayloğlu'nu rica ediyorum. Evet kasap kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten yeni tanıdım ben. Ama ilk defa tanımasına rağmen bir köy derneğine bu kadar vefa göstermek büyük bir onur olsa gerek. Kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi bunları birebir ben yaşadığım için sunucu kardeşimden alıyorum mikrofonu, ikide bir kusura bakmayın. Şimdi gene kasap bir kardeşimiz. Başkanım dedi hep o olmaz dedi. Yüklenme ona o kadar. Diğer yarısını da ben tamamlayayım dedi. Sayın Bilal Yüksel kardeşimizin de plaketini muhtarım versin. Evet aynı zamanda Ceyhanlı Derneği'nin üyesi. Evet, genç bir kardeşimiz. Dolu dolu, hevesli bir şekilde burada emeğini görmek istemiş, sizlerin huzuruna çıkmak istemiş, ne mutlu ona diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki plaketimiz. Evet.
Ticaret Limited Şirketi adına Sayın Alaaddin Bolatlı, derneğimize yapmış olduğunuz maddi ve manevi katkılarınızdan dolayı teşekkür eder. Hayat boyu sağlık ve başarılar dileriz. Dernek Başkanı, ona da plaketini kızı versin, kızı, hemşire adayı versin. Evet, gel bakayım, gel. Alkışlayalım hemşire adayı. Evet, tansiyonu çıkan, tansiyonu düşen varsa hemşire adaylarımız var burada. Babaya kızından plaket, büyük bir onur. Mirasçıdan, evet, ne büyük bir gurur. Babasıyla gurur dayan, kızıyla alkışlıyoruz kendisine, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz bu gönülleri zengin, yürekleri zengin kardeşlerimize. Davut Bolatlı. Yine Bolatlı tabanın bir parçası olan Davut kardeşimize de plaketini başkanımız versin. Ona da teşekkür ediyoruz. Aradığım zaman dayı tamam diyor. Sadece hiç başka bir şey demiyor. O yüzden yürekten teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Ali Altınoğlu. Muhtarım versin. Ali abinin plaketini de muhtarımız versin. Ali abiye de her zaman bizim yanımızda, her aradığımızda servisiyle olsun, diğer şeyleri olsun. Ali abiye de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da derneğimizin yönetiminde görevli bir abimiz. Yüreğine sağlık. İbrahim Bey, evet. Evet, İbrahim Aldemir. Onun için bir şeyler söyleyeceğim. Bu genç kardeşimize ne zaman bir şey söylesek her yönüyle koşuyor. Gerçekten sırf görev icabı değil. Bulunduğu matbaacılık işiyle uğraşıyor kardeşimiz ama o işte değil. Her işte mutlaka var. Ya bu kadar aktif bir görev bir insanda nasıl olabilir? Pozitif enerji. O yüzden gerçekten huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sevgili Ceyhanlar, derneğimizin temel taşlarından birisi. Gerçekten temel taşlarından birisi. Ben ne zaman görev bölümü yaparken, yönetici seçerken, başkan ben gönüllü yöneticiyim, emrindeyim dedi. Ve bu plaketlere bizim derneğimizin kasasından 25 kuruş çıkmadıysa bu İbrahim kardeşim sayesindedir. Kendisine teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz İbrahim kardeşimize. Bugün bu afişleri, bu matbaaları, bu reklamları, bu davetiyeleri size gönderen kardeşimize. Evet, Sayın Mustafa Altınoğlu, yine dernek yönetimimiz. Kenan, bir bin versen ver, en azından yönetimdeki arkadaşlarımız. Mustafa Altınoğlu'nun plaketini de Kenan Bey versin. Evet, teşekkür ediyoruz bu kardeşlerimize. Yine Sayın Kenan Altınoğlu, onun plaketini de ben vereyim. Kenan kardeşimizle zaman okul yıllarımızda çok beraberliğimiz oldu. Kenan kardeşimizle katkılarından dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Hamit Altınoğlu. Eğer bugün aslında bu plaketi sonra vermemiz lazım. Yemeklerde bir problem olursa plaketi geri alırız, doğru mu? Tamam, evet, Hamit kardeşimizin plaketinde Ali versin, Ali kardeşim versin. Evet, bize ağız tadını, damak tadını tattıran kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten ne zaman bir davetimiz, düğünümüz olsa koşa koşa geliyor. Hiçbir menfaat ve fedakarlık beklemiyorum. Evet arkadaşlar, şunu her zaman söylüyorum. Evet. Bir plakette hata olmuş, onu düzelteceğiz. Evet arkadaşlar. Henüz şu anda başka. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu değerli katkılarından dolayı bugün bizleri burada ağırlayan dernek başkanımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza katkılarıyla sponsor olup bu güzelim alanı düzenlememize katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza, uzaktan yakından aramıza katılan değerli dernek başkanlarımıza, protokoldaki abilerimize, huzurlarınıza bir kere daha hoş geldin diyor, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Programımızı uzatmayacağım. Hemen şeye gideceğim. Emniyet müdürümüzün başkanımıza bir iki sözü olacak. Onu alalım iki dakika. Müdürümüz kısaca
bir şeyler anlatacak. Ondan sonra dolu dolu müzik diyeceğiz. Herkes gözümün içine bakıyor. Zamanı konuşmakla harcıyorsun diyorlar. Sizden fırça yemek istemiyorum. Evet, ben politikacı değilim ama politikacı gibi konuşuyor Asgül. Kısa kesiyor. Politikacı değiliz ama kısa derken tabii ki ömürler kısa, zamanlar sınırlı. Kısa ömürle sınırlı zamanda bu zamanı iyi kullanmak insanoğlunun yegane görevi. İyi kullanan her türlü başarıya erişir. Kötü kullanan da bazı yerlerde yapar. Ancak bir iki kelime edecek dedi. Yine de ben teşekkür ediyorum. Ben kendimi tanıtmama hiç gerek yok. Çünkü yeteri kadar tanındı. Hepiniz tanıdınız. Ceyhanlı köyünde ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar, dostlar, kesinlikle soy isimlerinize bakıp da akraba takibi yapmayalım. Neden? Soy ismimiz Bolat olabilir, Altınoğlu olabilir, Yüksel olabilir, Çelen olabilir. Uzun uzun saymadım. Güneş olabilir, Tavşancı olabilir. Hepsi birbirimize kan bağıyla akrabayız. Kan bağıyla. Köyümüzde. Köyümüzün iyi yönlerini sıla-i rahim olaraktan ne kadar anlatsak azdır. Ben acizane şunu söylüyorum. Diyorum ki birlik, beraberlik hiçbir zaman elden, gönülden, akıldan bırakılmamalı. Birlikten kuvvet doğar. Ta ilkokul yıllarında öğretmenimiz birkaç tane eline bir çöp alırdı, kırardı, çok güzel kırıldı. İki alırdı, üç alırdı, beş alırdı derken zor kırıldığı zaman birliğin, beraberliği ta oradan öğretmişti. Onun için ben diyorum ki bir olalım, her zaman beraber olalım. Bir de şunu söylüyorum, köyümüzü ihmal etmeyelim. Sebebi şu, muhtarla beraber geldik. Amasya'da benim misafirim oldu, dün kısmet oldu, beraber geldik. Dönüşümüzde beraber olacak. Konuştuk arada tabii ki Ali'yle. Ancak şunu söylüyorum, köyde yaşayanın sayısı öğrenirken gerçekten üzülüyoruz. Köyde yaşayanlar bizim başımızın tacı, her zaman için omuzlarımızda taşıyacağımız bir kıymetlerimiz. Tabii ki okuyanımız, çalışanımız, en alt kademeden üst kademede çalışan, çoluğunu çocuğunu okutan, bu vatana millete hizmet aşkıyla yetiştirenlerimiz de daha çok değerli. Ama işte o sıla-i rahimi terk etmeyip de orada kış demeden, yaz demeden, bütün şartlar altında burada şey yapan. İki örnek vermek istersem, Halilli'de rahmetli Halil İbrahim'i ziyarete gittim. Sohbet ederken dedim ki sana altın madalya takması lazım devletin. Neden diye sorarsan dedim. Yahu yıllardır burada yaşadın. Millet ağaç düşmanıdır, yeşil düşmanıdır. Millet derken bazılarını kastediyorum, kusura bakmayın. Ama sen yeşilin içinde durarak, ağacın içinde durarak kıymetini, kadirini bilerek ne güzel yetiştirmişsin, şuna bak. Bu sadece bir örnek. Mahallemizin, köyümüzün, komşu köylerimizin, hele hele de Ordu, Karadeniz mutlaka yeşilin hazinesidir. Ben 15 sene Adana'da görev yaptım. 4 sene de Maraş'ta yaptım. 19 sene tabii ki fazla yeşile göremediğim için onlara hasret kaldım. Tabii oranın da güzel değerleri var. Türkiye'nin, yurdumuzun, hele de dünyanın, Allah'ın yarattığı bu yuvarlak kürenin daha fazla değeri var. Kadirini, kıymetini bilenlere. Onun için bak, ikaz edilir biliyor musun?
biraz acele edelim diyor. Ben de bir anlamda mahsus çalıyorum. Konuşsak şimdi sabahtan akşama kadar bitmez. Yine kısa kesiyorum. Derneğin kuruluşunun öncesinde at yapı oluşturmada bir katkımız fiilen bizlerin de aczane olmuştu. Selahattin Bolatlı'nın kuruluştaki emeği, Turan Altınoğlu'nun onu devam ettirmesi, Nizamettin Altınoğlu'nun da şimdi bu bayrağı alıp da ileriye taşıması tabii ki bizler için çok önemli. Görevde devamlılık vardır diyorum. Bu yapılanların hepsini dışarıdan, içeriden bizzat ilçe ediyorum. Takdir ediyorum. Bu takdirime rağmen bunu biraz da sizlerin de biraz sonra başkana vereceğim hediyeyi de isabetli bir hediye verdiğimi takdir edeceksiniz. Başkanı ben yanıma davet ediyorum. Başkana çok önemli bir hediye veriyorum. Onun için söylenecek çok söz var. Hava şartlarından bile buranın geç faaliyete şey yapmasına zaman dar olduğu için başkana hediyesini takdim edeyim. Nerede başkan? Bak sunucu bana diyor ki acele et diyor başkan geç kaldı. Evet benim aslanım getir. Aç. Şimdi hepiniz merak ediyor, belki bir kısmınız da biliyordur. Bu vereceğim hediye çok önemli. Ben diyorum ki başkan, hem burada hem başka yerlerde hem dernekte bu vereceğim hediyeyi kullanmak üzere kendisine, Ceyhanlı Derneği'ne ve Ceyhanlı Köyü'ne bir simge olarak veriyorum. Diyorum ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Beni bağışlayın heyecanımdan, bir daha tekrar edeyim ben bunu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Bir Türk bayrağı hediye ediyorum. Evet, Emniyet Müdürümüze bu büyük ve onurlu hediyesinden dolayı teşekkür ediyoruz gerçekten. Biz bayrak için yaşıyoruz, vatan için yaşıyoruz, millet için, ülkemiz için yaşıyoruz. Demin de dedim ya, bizim huzurlu ve mutlu yaşamamız için gecesini gündüzüne katan emniyet mensuplarımızı, güvenlik güçlerimizi ve bu uğurda şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, onlara da başarılar ve sağlıklar, huzurlar diliyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyor, saygılar sunuyorum. Buraya teşvik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Orta Bölme Dernek Başkanımız aramızdan ayrılıyor. Başka yerde bir program olduğu için Sayın Şükrü Filiz'e de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık başkanım. Evet arkadaşlar, şimdi programımızı, sizin zamanınızı çok aldım. Kusura, programımız dolu devam edecek. Dedim ya, benim sponsorum Ceyhanlı Köyü. Bugün burada, bak, ömür boyu taşıyabileceğiniz ama senede bir kere giyin. Çünkü her zaman giyerseniz tez eskir, seneye bir daha satar başkan size, ben size söyleyeyim. Ama senede bir kere giyin, piknikte denize giderken orduyu temsil ediyor, bordo beyazı temsil ediyor, Ceyhanlı'yı temsil ediyor, bizi temsil ediyor. Lütfen gerekli duyarlılığı göstererek, benim sponsorluğumu göstererek bir forma, bir atkı alıyoruz. Mali değeri en aşağı 50 lira, 30 lira dedi. Bak mütevazi davrandılar. Üst yanı sizin gönlünüze, yüreğinize kalmış. Lütfen bu hormalarımızdan çocuğunuza, eşinize, dostunuza, akrabanıza, misafirlerinize alın. İş adamları da, iş yerinde çalışan personellerini alsın. Karşı çalışır,
Tekirdağlı çalışır, Adanalı çalışır, Ceyhanlı'yı temsil eder. Adam gider belki ki Allah Allah der adam. Adana'da, Kars'ta, Ceyhanlı neresi acaba? Bir gireyim internete bakayım. Al size reklam. Bundan güzel daha bir şey olur mu? Bana niye aklış yok? Boş mu konuşuyorum? Evet değerli misafirler, değerli konuklar, şimdi sanatçılarımızı alacağız. Efendim bu arada değerli kurulumuza, değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz, şeref ediniz diyoruz, saygıda sunuyoruz. Şunlardan alsın, yüklensen yeter yani. Bunlardan 60 yüklen sıkıntı olmaz. Efendim, tekletinizle, oyun alabalımızla, yöremizle beraberiz diyoruz. İsteniz o zaman okuyalım diyoruz. Beni deli sanma doktor, ben köyümün delisiyim diyoruz. Kas. Kas. Tamam sıkıntı yok başkanım. Peşinden hemen gelecek yani. Hemen gelecek. Tabii ki bak ilk istek kimden geldi? Nezamettin Altınoğlu devlet başkanımızdan geldi diyoruz. Bütün isteklere sahnemiz açıkta saygıyla sunuyoruz.
Kendisi seferlerden olmasına rağmen her zaman, ben ne zaman kapısına gitsem beni geri çevirmeyen bir arkadaşımız. Ben onu burada görmekten onur, gurur duydum. Zühtü Yılmaz'ı alkışlarla buraya almak istiyorum. Alkışlar bu kadar mı? Mustafa kusura bakma, arkadaşımızın bir plaketi de sen ver Düftü Bey'e, Mustafa. Neydi buradan kalmıştı, aslı dinlenme hale çalışacak. Yok, oraya geçtik. Bir şey demeyeceğim. Sordur, ne söylerler? Değerli Bey, büyüklerim, başkanım ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Hizmetlerini devam ediyorum. Haydi günler. Teşekkür ediyorum Düftücüğüm, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ah, ah İstanbul beni.
var ya. Amanım öpme ye yerme, haydi demme ye yerme. Eller oynasın, eller iller kaynasın. Eller ehdese, o illeri yesin. Eller oynasın, eller iller kaynasın. Eller ehdese, ağzını burnumu yesinler. Hoş geldin ciğerim. Onlar varsa biz varız. Onlar olmazsa biz mümkün değil ki sizleri burada bu şekilde ağırlayamayız. Sizin özverinizde, sizin emeğinizde benim de katkım olsun demiş. Bizlere sponsor olmuş, yüreğine sağlık, gönlüne sağlık diyoruz. Buyurun. Evet. Değerli abimize teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler, sizleri hiçbir zaman müzikten, eğlenceden ayırmıyoruz. Şu anda yine Türk televizyonlarının, Türk radyolarının güçlü sesi, güçlü yorumuyla, sizlerin kuvvetli akışlarıyla değerli sanatçımız Derya Ayan diyoruz. Huzurlarınızda, kuvvetli akışlarınızla. Bu kadar alkışa çıkmaz. Bu kadar alkışla anca ben çıkarım buraya. Efendim çok teşekkür ederim alkışlarınız için. Öncelikle tüm hemşerilerime, Akkuş kızı olarak ben de bu güzel birlik beraberlik gününe hoş geldin demek istiyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Beni bugün burada sizlerle buluşturan çok saygıdeğer Ceyhan Dernek Yönetimi ve Nizamettin Altınoğlu'na da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Benim çok haddime değil Mustafa abimin üzerine aslında çok böyle yöresel türküler okumak ama dilim döndüğünce ben de sizi biraz bizim oralara doğru götürmek istiyorum. Müsaadenizle.
Aşkım bir olana yanmış desin. Ama ben yandım 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 yandım. Evin köyüne bağlandım dostum. Efendim oynayanların ayaklarını alkışlayanların ellerine sağlık diyoruz. Sabah bir ellik isteği duymuştum ben. Orada ellikçi görüyorum. Devamda vardır mutlaka diye düşünüyorum. Ellik yapalım diyorum ben. Siz ne dersiniz? Hani bir alkış duysaydım anlardım belki istediğinizi. O zaman ellikle devam ediyoruz efendim. Oh,
sponsorum dedim ya, Ceyhanlı Köyü. Bunun içinde Atakan da var. Bolatlı Taban Alaaddin Bolatlı da var. Cemil Bolatlı da var. Tüm Ceyhanlı Köyü'nde şurada oturan en küçük 7 yaşından 70 yaşında olanlar var. Atakan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bağış miktarını söyleyeyim. 3000 lira bağış yapıyor. Şöyle bir gelelim, bizi bir çeksin. TV 52 kardeşim, 3000 lira. Allah ticaretini bereketlesin diyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, yüreğine sağlık, kesene bereket diyorum. Bağışta bulunuyor, teşekkür ediyoruz. Yine protokolde hanım ablamız gelmiş, hoş geldiniz diyoruz. Çok değerli Akkuş, Ceyhanlı Köyü sakinleri. Tabii birliklerimiz en önemlisi, birlik ve beraberliğin bir simgesidir. Şu ki ben de Nizamettin abiyle programlara katılıyoruz, o da programa. Ben bugün, dün akşam acizliğe uğradık, uçak acizliğine. Bu sabah da acizliğe uğradık. Ve uçaktan indik, buraya geldik. Sizin gibi güzel dostların bu güzel gününü paylaşmak için buradayız. Onun için bütün dostlarımıza Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın diyoruz. TV 52 olarak da her zaman sizlerin yanınızdayız. Bizler de birazdan kameraman arkadaşımla birlikte masalarında mangalları yapan güzel dostları ziyaret edeceğiz. Oradaki duygu ve düşünceleri alacağız. Siz burada oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Asıl güzellikler bak şu ormanın içinde. Oraya da gideceğiz. Onlara da görüş alışverişinde bulacağız. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, ben de TV 52 koordinatörüne teşekkür ediyorum. Bizi bugün yalnız bırakmadılar. Alamam da bu sonu, Ramazan gönlüm.
Birazdan oynayalım olur mu? Yok oynayamam. Az bir oynayalım daha ne olur. Evet. Sayın aşçı başımız. İyi o zaman otur o zaman. Türkiye'nin güzide aşçısı Hamit Altınoğlu neredesin? Sevgili izleyenler. Bu adamcağız yemek işte, yiyor. Ulan. Gençler adam tabii yolda yemek anda, yiyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak, bu hizmetin bu aşkın sebebi bir lokma yiyememiş orada. Burada. Onlara evet. Şimdi aslında tarihe bir girersek. Beleşe bağlı. Yok ya böyle şey değil. Elif nerede? Evet değerli misafirler, değerli konuklar. Elif yok mu? Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mekanı cennet olsun. Aramıza katılan yeni misafirlerimiz var. Birazdan onları sizlere takdim edeceğim. İstanbul'da. Sosyetedesin yani. Bu arada. Resul Altınoğlu nerede? Resul Altınoğlu. Değerli hocamız. Ondan bir şiir okuyacaktık kısacası. Buradaysa bize bir... Burada ben kime de söyleyeyim? Resul Altınoğlu. Hangisine söyleyeyim? Söyle bakayım. Bu niye geldi buraya diyeceğim bunlara. Edebiyat öğretmenimiz Mesut Altınoğlu burada mı? Sanırım yok. Damat mı? Galiba. O damat mı? Şey, ben de köylü oldu öyle mi? İyi bakalım. Gidelim o zaman. Seni kırmayalım. Yengem damat diyor. Damat. Dön bakayım. Nasıl bakıyorsun? Anama iyi bakıyor mu? Evet değerli misafirler yemek damat olduğunu anlayamadım. Baksana ne varsa önüne doldurmuşlar. Birazdan sizi sahnenin yanına doğru alacağım. Kader afiyet şeker olsun size. Çınar'ı konuşturduk. Sevgili izleyenler işlerinizden dedik ya. Manzara güzel. Niye güzel? Bir taraftan götür. Yavaş yavaş ben geldim diye hepsini götürme. Dur az ya. Allah Allah. Ümit de yakaladı. Hep ne diyoruz? Piknik işte bu. Birlik de bu. Kimisi uyuyor. Evet bu arada aramızda Akbin Köyü Devlet Başkanı Devlet Yöneticileri kapılmış. Şöyle dönersen. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık başkanım ve yönetimli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Akbin Köyü ile biz iç içe komşu bir köyüz. Tamam, sınırlarımız iç içe. Tarlalarda sınır gitmiyoruz. Kardeşçe yaşıyoruz da mutlu bize. Tanıyalım mı sizi? Anadolu diyelim hocam. Nerelisin sen? Akkuşlu. Akkuş nereye bağlı? Esitler vermişim. Sarıcaklar. Beş puanlık sorun sordum ama cevap yok. Ne dedin? Selam etmişim dostuma. Nasıl yani böyle? Ve dayatmışım. Görüyor musun? Ağlama tamam ağlama. Nasıl sevebilirsen kör oğluyu, Karayılan'ı, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazma bir nice sevda. Bir bekle bir konuşabilse. Hadi afiyet olsun size. Birliktelik Akkuş Belediye Başkanımız tabii gelmiş. Dostlar da buradayken. Tüm Ceyhanlı hatta Şehir Başkanı'na. Diyorken 10 tane mahkeme davam var. Dostlar da burada.
diğer köylerden de var. Sebebini soruyor musunuz? Diyor sordum. Sağ olsun Allah razı olsun. Zeki Bey, benim bir şansımız oldu. Dün hava yağmıyordu. Ben de o etkiye geldim. Eğer dün hava yağmasaydı, bu da yine sen yere düşmeyecekti. Bu insan hava yağacak diye şeyini değiştirdi. Aynen. Ama yine de çok şükür iyiyiz. Gelenlerden de gelemeyenlerden Allah razı olsun. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yaşlı amcalarımıza. Atakan Bey bizim değerlerimizden değil. Ayşe teyzelerimize. İş adamımıza. Efe amcalara söylesinler ki. Ha baba, amca, dayı. Ben de iş adamları çok seviyorum. Biliyorum. Atakan Bey her zaman. Biraz ondan alalım o zaman. Sen sus. Sen sus. Ben susayım. Tamam Atakan Bey söylesin. Sevgili izleyenler, bizler de başkan hava şartları dedi. Biz de apar topar Ordu'dan uçaktan indir. Buraya geldim. Hatta bir saatte gecikmeli geldik. Çünkü hava muhalefeti dün çok karışık buluşuktu. Atakan abi 3 tane uçak iptal oldu. 4. nihayet gelebildim. Köyümüzdeki yaşamı ne şartlarla yaşatmayı unutmayalım. Köy muhtarı bir şey dediği zaman bütün kurallar mesela yasak. İş adamını çıkartın. Bir tanıyalım o zaman. Ben delikanlıyı yakaladım. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Ben. Bakan. Şöyle bak abi, buraya bak abi, buraya kameraya bak abi. Bektaşoğlu Durmuş Polatlı. Durmuş Polatlı. Bektaşoğullarından Durmuş Polatlı. Emret komutanı falan mı? Ne yapıyorsun sen? Köyden mi geldin, burada mısın? Ben bizim. Oo maşallah. Bayağı herhalde aynı yaşıdır herhalde. Yaşını söyle. Yaşını. Kaç yaşındasın? 91. Aramızda 2 yaş var, bir şey yok. Yalan değil mi? Yalan gelmez. 91 mi? Esas mı diyorsun ya sen? Valla 91 yaşıma gitti. 72 yaşında oğlu var. Az bir böyle kalmanın şeylerini, tüyolarını bir versene şöyle ekranda. Eksik söylüyor, eksik. Eksik mi söylüyor? Tabii. Abi 91 vardı, eksik söylüyor diye yandan. O genç gösteriyor kendini, o işin daha 2 yaş küçültüyor. Abi daha bırak da büyütmesin daha ya, bırak yani. Öyle bak. Büyütmesin daha. Afiyet şeker olsun amca. Pikniği nasıl buluyorsun? Bütün etkinlikleri nasıl? Olması gereken bir şey mi? Olması gereken bir değil şey mi? Yapmaları gereken. Yapmayanlar ne diyelim, utansın mı diyelim? Utansın mı? 93 yok. 91 yaşında biz buraya geliyorsak siz de gelin kardeşim. Değil mi? Evet. Evet. Doğru söylüyorum. Bu birlik ve beraberliği sağlamak için güzel bir şey. İnsanlar eskiden köylerinde zaten bir arada yaşıyorlardı. Büyük şehirlere dağılınca, büyük şehirlerde akraba bağları gittikçe uzaklaştığı için köylerden başlayarak, çekirdek olarak başlayarak dernekleşme yöntemiyle en azından yılın bir gününde bir araya gelerek köylüler tekrar kaynaşıyor. Akrabalar birbirleriyle kaynaşıyorlar. Güzel bir şey. Bu işi biz başlattık. Bundan sonra bizden sonraki gelenler de devam ettiriyorlar. Devam ettirenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah eğleniyorlardır. Güzel bir gün geçiyorduk. Teşekkür ederiz. Şöyle az amcama sürüneyim şöyle de. Belki 90'ı buluruz az bir. Az şöyle. Evet ne gülüyorsun? Ne kaldı ki burada? Ne var yani? 90'a ne kaldı ki? Ama burada herkesin bir sesi güzel.
sevip sevip ayrılmayı boyun mu say? Gelir misin gelmez misin fındık dibine? Kendin olsam sarılsam da ince beni. Daha çok? He? Hangi türkü? Bu türkü mü? Akkuş'un Gürgenlerini çok seviyordu. Tamam. İsminiz neydi? Zülbiye ablacığım, senin için, evlatların için, bütün sevdiklerin için söylemiş oldum o zaman. İnşallah yavrum. İnşallah. Canımsın. O zaman seni böyle alayım yerine. Biz devam edelim. Türkü söylemeye. Canımsın ya. Bu güzel ablaya güzel bir alkış istiyorum ya. Vallahi harika. Yerinden geldi böyle sevgisini. Söyledi. Sağ ol canım benim. Görmeyelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ağzınıza sağlık. Beyler burada herkesin de sesi güzel yani. Ya muhtarın sesi ayrı bir güzel. Şükrü Bey geldi az önce şurada sohbet ettik, çay getirdi. Köyden anlattınız mı? Yok, pek konuşamadık ama gerçekten çok güzel bir insan oldu zaten yüzünden belli. Reşadiye Hanım, şimdi dernek başkanımız, sevgili Nizamettin abi, başta olmak üzere bütün dernek yönetimine şöyle kocaman ama en güzel alkışlarınız gelsin. En yürekten, en kalbi sevgili Nizamettin abi. Çok güzel yürekli bir dost, çok güzel yürekli bir insan. Dedi Sevdacığım dedi az önce orada geldi sohbet edelim biraz. Biz seni çok seviyoruz. Bütün etkinliklerimizi hep aramızda görmek istiyoruz. Ben de dedim ki gurur duyuyorum. Tamam. Evet. bu delikanlı gibi böyle kanı deli akan genç kardeşlerimiz şöyle bir fiste alayım ben. Alayım. Bir horon yapayım çünkü gerçekten çok oraya çok rica etti. Bir görelim bakalım nasıl horon oynuyorlar bu gençler. Nizamettin abi sence nasıl oynayacaklar? Verirler mi hakkını? Tamam bir izleyelim bir bakalım. Beni bile yaylaya hayacınlı bir
ağzında saman yanıysa bak bak her biri bilir senin düğmesini. Denizin ortasında saman yanıysa bak bak her biri bilir senin. Yer yerinden oynasın.
sağlık. Ne kadar güzel oynadılar değil mi? Vallahi hakkını verecekler dedik. Bir bakalım dedik. 50. Harikaydınız. Osman kadın sahne sana çalışmıyor. Şimdi canım benim. Şimdi böyle oynadık. Hareketimizle bir peş peşe geldik. Birkaç tane türkü söyleyelim, ondan sonra ellik olsun. Misket daha çok güzel şeyler var, türküler var böyle. Bekleyeceğiz. Hadi bir Müdür Bey'in yeşil türkü diyelim, söyleyelim. Tabii tabii. Bakalım. Beraber söyler miyiz eşlik edin? Hoş geldiniz hanımlar. Ben söylerim ben Müdür. Hoş geldiniz. Bir güzelin uğruna da verem de oldu ölüyor.
Sağlık. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sarar mısın, sal mısın, besbelli be
Akkuşluların bir federasyonu yoktu. Sayın Orhan Başkanı ve 17 dernek başkanı kısa bir zamanda böyle bir büyük bir federasyonu kurdular. Kendisine de teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, plaketini vermek üzere Alanköy Dernek Başkanı Ali Karaoğlu'nu alıyoruz buraya lütfen. Evet, federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Yılmaz Demir, siz de alalım buraya. Bütün dernek başkanlarını federasyon başkanım buraya istiyor. Bütün dernek başkanları lütfen. Dernek başkanlarımızı buraya alalım. Galiba bir problem var. Seyyar Kaya. Sayın Başkanımız, Anadolu Yakası Ordulular Eski Dernek Başkanı dedi başkanım, doğruysa. Seyyar Kaya Beyefendi'yi de alalım lütfen. Evet. Şimdi ben başkanlarımın duygu ve düşüncelerini almak için mikrofonu ona vereceğim. Kısaca size duygu ve düşüncelerini, bugün sizin onlara göstermiş olduğunuz misafirperverlik hakkında bilgi vereceğim. İnşallah iyi ağırlamışsınızdır. Köfteler güzeldi. Teşekkür ederim. Karaçalköy Dernek Başkanı Yılmaz Demir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Her zaman, her yerde, her şartta Ordulu, Akkuşlu olmak bir ayrıcalıktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hem de Akkuş Alanköy Dernek Başkanı Ali Karaoğlu. Nizamettin Başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı olsun, 21 Mayıs'ta da bizlerin derneğimizin fikri olacak. Tüm dostlarımızı orada görmek istiyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli Başkanım, bizi bugünkü bu programlar için davet ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ceyhanlı Köyü'nün bugünkü programı iyi geçmiş, güzel, hava da güzel. Ben federasyon yönetimindeyim. Bir önceki Anadolu Yakası Ordular Dernek Başkanı'nı yaptı. Dernekçiliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Emek ister, hizmet verirsin, üyelerinin arkasında olduğu sürece hizmet insanı daha güçlendirir, daha iyi şeyler yapmaya gayret eder. Birlik beraberliğin olmadığı yerde hiçbir çözüm üretilemez. Onun için Ceyhanlı Köyü'nün bir arada olduğunu görüyorum. Ve birlik beraberliğini her zaman her yerde hissettiriyor. Bu konular da bizleri tamamen onurlandırıyor. Başkanı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben öncelikle biraz geç geldiğimiz için sizlerden özür diliyorum. Gönül ister ki sabah saat 5'te buraya gelelim. Sizlerle beraber tekrar geri dönelim. Bizlerin de şahsının üniformasını taşımış olduğum Gökçe Bayır'ın bir Hıdrellez Kur'an ziyafeti vardı. O yüzden geç kaldık. Sizlerden öncelikle ben Sayın Başkan nezdinde özür diliyorum. Ben Sayın Nizamettin Başkanımı ve yönetimini bu güzel organizasyonu yaptığı için, sizleri bir arada topladığı için, birlik beraberlik noktasında burada sizlerle beraber güzel bir ortam sağladığı için federasyonum ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına burada saygıyla selamlıyorum. Gününüz muhabbetli, gününüz şen olsun. Cenab-ı Mevlam sizlerin birliğini, dirliğini, muhabbetini hiçbir zaman esirgemesin. Her zaman birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Malumunuzdur ki Akkuş'un 25-27 derneği var. Tüm dernek başkanlarım kendi mahallelerinde, eskiden köyde, şimdi mahalleleri, sizlere en güzel şekilde hizmet etmişlerdir. Sayın Nizamettin Başkanım da göreve geldiğinden beri biz takibindeyiz ki, biz görüyoruz ki dernekçilik hususunda sizler için elinden geleni ardına koymuyor. Gece gündüz çalışıyor. Biz bunları görüyoruz.
Aynı şekilde tüm dernek başkanlarının da bu şekildeydi. Biz hep beraber dedik ki arkadaş, bu artık bu iş bize yetmiyor. Biraz daha büyük işler yapalım. Biraz daha güzel şeyler yapalım. Akkuş ve Akkuşlu'ya daha güzel nasıl hizmet ederiz diye oturup düşündüğümüzde, tabii ki dernekçilikte önce bireysel dernekler olur, sonra toplumsal dernekler olur. İşte derneklerin bir üstü olan federasyon. Federasyonu kurma noktasına gelmiştik. Kurma noktasına geldiğimizde 27 tane derneğimizle 3 ay süren bir çalışma, bir emek harcadık. Ben buradan yine tüm dernek başkanlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten federasyon kurulma amacında tüm dernek başkanlarım elinden geleni en güzel şekilde yaptılar. İşte en sonunda ortaya güzel bir meyve çıktı. Öyle bir temel attı ki bu 20 tane arkadaşımız, şahsım. İnşallah Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri, sizlere, Akkuş ve Akkuşlu'ya hizmet noktasında en güzel şeyleri Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bizler inanın aşk ile, şevk ile, sizlere olan saygımızla, size olan hizmet aşkımızla bu işte varız. Allah nasip ederse biz 3 Mart'tan beri, 3 Mart'ta resmi olarak kurulduk. 3 Mart'tan sonra kendimizi tanıtmak amacıyla belli bir reklam statüsünde belli bir akşam organizasyonları yaptık. Ve şimdi iş zamanı dedik, görev zamanı. İnşallah bugünden sonra siz Ceyhanlı köylülerine, tüm Akkuş ve Akkuşlara en güzel şekilde hizmet etmek için değil elimizi taşın altına koymayı, tüm vücudumuzu taşın altına koyup sizler ve Akkuşlu'ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Sizler aynı burada olduğu gibi Sayın Nizamettin Başkanıma destek verdiğiniz gibi federasyonunuza da destek verdiğinizde inşallah federasyonda adımlarını sağlam atarak önce tabii sizler buradasınız, Ceyhanlı ve Akkuşlu için en güzel hizmetleri yapacak. Ben tekrardan burada eğlenmeye geldik. Eğlenmeye devam edelim, fazla vaktinizi almayalım. Ben yine tekrardan şahsım ve yönetim kurulum adına Sayın Nizamettin Başkanı ve yönetimini bu güzel organizasyonu tertipledikleri için burada çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizlere de hayırlı muhabbetler, hoş sohbetler diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sabahki konuşmamda da söylemiştim. Biz önceden Ceyhanlı tektik. Şimdi 17 dernek ve bir federasyonumuz var Çiçeğe Burnu'nda. 17 tane dal. Birimizin derdi, hepimizin derdi onun için. Biz federasyondan gurur duyuyorum. Hepsinin yanındayız. Hepsi de bizim yanımızda. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Sayın Mehmet Kayaoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Sevda Hanım'a da teşekkür ettik. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlerle beraber oldular. Ayağlarını sarık, yüreğine sağlık diyoruz. Daha nice nice organizasyonlarımıza sizi bekliyoruz mutlaka inşallah. Anneler için Sevda Hanım bir şeyler söyleyecek. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Nizamettin Başkanımıza bugünkü programdan dolayı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası gönüllü annelerimiz, Allah'tan bir aksilik çıkmazsa yarın sabah Ordu'ya, Akkuş'a yolcuyuz. Akkuş'taki annelerimizin, daha doğrusu eşi olmayan annelerimizin Anneler Günü hediyesini takdim etmeye gidiyoruz. Programımız var. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Akkuş'a giderken götüreyim, selamdan başka bir şey gitmez derseniz selamlarınız başımın üstüne. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Sevda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Evet. İnşaat, teknik ve inşaat ortakları. Değerli abimiz hoş geldin diyoruz. Evet, plaketini de yine Sayın Başkanımız veriyor. Bizlere sponsor oldular, bizlere destek verdiler. Desteklerinden dolayı yüreğine, gönlüne sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet.